İyi de anamıyorsun. Başarı daha önce hiç vurmamıştım. Yoksa ben kötü bir anne miyim? Vallahi neyle vurduğuna bağlı. Bugüne kadar hiç elimi kaldırmamıştım çocuğa. Doğru. Hep bana yaptırdın o işi. Şimdi kesin nefret ediyordur benden. Olur mu canım öyle şey? Hiçbir çocuk dayak yüzünden anne babasından nefret eder mi? Bak ben ediyor muyum? Anne sana da vurur muydu? Hiçbir zaman. Ama babam boksör gibiydi maşallah. Kodumu oturturdu. Her zaman da geçerli bir nedeni vardı tabii. Örneğin sofrada tuzluk istediğimde. Çat! Ya da hiç beklemediği bir anda seslendiğimde. Çift tarife. Çat çat! Ya da harçlık istediğimde. Çat çat! Güm! Ah! 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 Knockout! Bütün bunlara rağmen babandan nefret etmedin demek. Olur mu canım öyle şey? Hayrandım ben babama. 2 metreden fazla yaklaşamazdım, o başka. Yine de vurmamalıydım çocuğa. Ama okulu bırakacağını söyleyince kontrolümü kaybettim. Okulu mu bırakacakmış? Hele o umursamaz tavırları yok mu? Bir daha söyle bakayım. Hele o umursamaz tavırları yok mu? Onu değil, okulu bırakma kısmını. Kim bırakıyormuş okulu? Başar. Dedi ki... Öldürürüm lan ben onu. Ağzını burnunu kırarım. Nereden çıkmış okul bırakmak? Senden. Benden mi? Ben sana demiştim İhsan, hep para yüzünden. Bugüne kadar yapmadığımız şeyleri yaptırmaya başladı bize. Keşke hiç paramız olmasaydı. Şşş! Affet Allah'ım, öyle demek istemedi. Nerede bu çocuk? Bilmiyorum, alelacele giyindi çıktı, sabahtan beri kayıp. Her yere sordum, Pelin bile bilmiyor nerede olduğunu, çok endişeleniyorum. Hiç endişelenme. Her neredeyse şu kapıdan girdikten sonra olacağından çok daha güvendedir. Nerede olduğunu bir bilsem, insan çocuğuna nasıl vurur? Seyret gör nasıl vururmuş. İhsan yapma, evde bu kadar kavga yeter. Ulan ben senin ağzını burnunu... Kusura bakma, seni başkası sandım. Benim ağzım burnumda olmaz mı? Buyur geç içeri. Hoş geldiniz İrfan Bey. Kusura bakmayın Sevinç Hanım, ben çok geç kaldım. Ne için geç kaldınız? 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlamak için. Evet, 2 ay kadar. Ya bu şampanyayı sizinle daha önce paylaşmak istiyordum ama aniden kafama dank etti. Ne? Dolap. Tam monte edilmemişti sanırım. Kapağını açayım derken dank diye tepeme çöktü. Bayılmışım. Ayıldıktan sonra da unutmuşum. İşte bugün aniden aklıma geldi. İrfan, biz tam burada önemli bir şey konuşuyorduk. Şimdi izin verirsen... Ha, tabii tabii veririm. Siz devam edin, devam edin. Ben şu şampanyayı açayım, geliyorum. Sevin, şunu yok et. Saçmalama, adam misafirimiz. Benim değil, senin misafirin. Şimdi hemen yok et. İşte geldim. Çocuk tabii okumak istemez, böyle okuyup da üşütmüş komşusu olunca. Hiçbir şey iyi bir şampanyadan daha hoş olamaz. Buyur. 1989 iyi bir seneydi. Büyük teyzem için değil tabii. O sene öldü çünkü. Teyzeme içelim. Ah, bir bardak eksik getirmişim. Başar. Başar. Bize, Başar. Bize katılmayacak mı? Bu akşam dışarıda, yok. Ah. Çok hoş bir oğlunuz var. Yalnız bu sabah aramızda çok tuhaf bir diyalog geçti. Nesi tuhaftı? Tek konuşan bendim. Şimdi önce... Günaydın Başar dedim. Hiçbir şey demedi. Ben güle güleyi deneyeyim istedim. Çoktan gitmişti. Neyse, ben size Rus konsolosundan duyduğum o harika fıkrayı anlatayım en iyisi. Nereye gider bu çocuk? Rus bir baba bir akşam eve gelir. Bir de bakar, ah küçük oğlu yok. Karısına sorar. Kadın ağlayarak cevap verir. Sorma. Gizli servis geldi. Aldı. Sibirya'ya sürülecekmiş. Baba hemen cevap verir. Aman iyi. Çok iyi. Ben de evden kaçtı sanmıştım.